Batı'nın bu konudaki yaklaşımını görebiliyoruz, bunu anlayabiliyoruz. Allah'ı doğru bilememiş, doğru bir itikada sahip olmayan, uhrevi kaygısı olmayan bir kimsenin insanı aziz görmesi, değerli görmesi zaten mümkün değil. Peki Müslümanlara ne oluyor? İslam ülkelerinin bu konuyla ilgili tepkisizlikleri neden? Burada bir anormal durum var. Ne oluyor? Peygamberimiz bir gün ashab-ı kirama çok kötü bir haber verdi. Buyurdu ki, hayvanların yem kaselerine üşüştüğü gibi milletlerin, ümmetlerin başınıza çullanmaları yakındır buyurdu Peygamberimiz. Sahabe biraz telaşlandı, heyecanlandı. Böyle bir şey nasıl olabilir? Ya Resulallah, az olacağız galiba. Ondan bizim üzerimize çullanabilecekler galiba dedi sahabe-i kiram. Peygamberimiz buyurdu ki, çok olacaksınız. Hayır. Fakat selin üstündeki saman çöpleri gibi olacaksınız. Size vehen denilen hastalık olacak sizde. Ve sormuşlar, vehen nedir ey Allah'ın Resulü? Efendimiz veheni İki kelimeyle tarif ediyor. Buyuruyor ki, dünya sevgisi ve ölüm korkusu. Filistin meselesi, Müslümanca Filistin meselesine bir Müslüman olarak kendimden bahsediyorum. Kendi tecrübelerimi, duygularımı, düşüncelerimi biraz sesli düşünerek paylaşıyorum. Hiçbir fikri ve düşünceyi zinhar empoze etmiyorum, etmemeye çalışıyorum. Bir Müslüman olarak mevzuya, meseleye nasıl baktığımı sadece gönül dostlarımla, kardeşlerimle paylaşıyorum. Bir hatibin de bundan başka bir vazifesinin olmadığını düşünüyorum. Eğer eğrilerimiz varsa Allah doğrultmayı nasip eylesin. Yanlış düşüncelerimiz var ise, kalbimize çullanmış, çöreklenmiş, yanlış bir takım duygular, bir takım mahsusat söz konusuysa, onları da Allah kalbimizden söküp atabilmeyi, İstikamete raci olabilmeyi, dönebilmeyi Allah bizlere nasip eylesin. Hayırdan başka bir muradımız yoktur. Samimiyetten başka bir çabamız, hedefimiz yoktur. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dini tek kelimeyle tanımlamıştır. Din samimiyettir buyurmuştur Peygamber Efendimiz. Tabii Filistin konusuna girmeden önce bütün şehitlerimize de Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Çünkü çok yakın bir zamanda 12 şehit verdik. Vatan için, değerlerimiz için, mukaddesatımız için gözünü budaktan, canını ecelden esirgemeyen insanlar var. Şehitlerimiz var, Mehmetçik var. Onlara da Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Makamlarının âli olmasını temenni ediyorum. Çünkü Allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de onlar için buyuruyor ki, Allah'ın yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Çünkü onlar diridirler, Allah'ın katında rızıklandırılmaktadırlar buyuruyor Allah Celle ve Aleyh Hazretleri. Hani bir dönem birileri, bazı yaklaşım sahipleri birileri için şöyle derdi. Falanca kimse ölümsüzdür, filanca kimse ölümsüzdür derlerdi. O iş öyle olmuyor. Şehitler ölümsüzdür. Allah'ın yolunda fedai can edenler ölümsüzdür. Vatan yolunda da fedai can edenler ölümsüzdür. Çünkü vatan zarftır. Bütün mukaddesat mazruftur. Vatanı tanımlarken ben şöyle tanımlıyorum. Vatan canla döşenmiş bir arsada, kanla karılmış bir harç ile bina edilmiş, demiri kemikten, tuğlası etten bir mabedi mukaddestir ki onun içinde can emanettedir, din emanettedir, nesil emanettedir, Kur'an emanettedir, ezan emanettedir, namus emanettedir. Akif merhumun ifadesiyle, vatanın var ise payidar olursun, vatanın yok ise tarumar olursun. Nice İslam beldelerinin vatanları tasallut altına alındığında, tahakküm altına alındığında neler çektiklerini, oradaki Müslümanların ne ıstıraplar yaşadıklarını ayan beyan görüyoruz. Onun için Allah'ın yolunda öldürülenler, vatan yolunda, vatanın bütün değerlerin hamisi olduğunu düşündüğümüzde, vatanın yolunda öldürülenler şehittir. Hazreti Hamza ondan dolayı ölümsüzdür. Şühadayı Bedir, Bedir şehitleri, Uhud şehitleri ondan sebep ölümsüzdür. Çanakkale'deki bütün şehitler ondan sebep ölümsüzdür.
Ömer Halis Demir ondan sebep ölümsüzdür. Eşkıyanın yerini ihbar ederken, gösterirken, bildirirken şehit olan Eren Bülbül ölümsüzdür. Onu korumak için üzerine kapaklanıp şehit olan jandarma kıdemli başçavuş Ferhat Gedik ölümsüzdür. Ferhat Gedik benim sıra arkadaşımdı. İskenderun Cumhuriyet Lisesi'nde 2 yıl aynı sırada oturduk birlikte. Onu tanırdım, o da beni tanırdı. Şehadetinden önce de İskenderun'daki evimizde ziyaretimize gelmişti. Onu ziyaret etmek için, şehadetinden sonra ailesini ziyaret etmek için evlerine gittim. Babasıyla görüşmüştüm. Babası demişti ki, o da rahmetli oldu, Allah ona da rahmet eylesin, cümle ölülerimize rahmet eylesin. Demişti ki, benim oğlum şehit olduğunda 41 yaşındaydı ve vücudundan 41 tane kurşun çıkartıldı. Bu topraklarda yaşadığı her yıl için bir kurşun yedi ve bu topraklara olan borcunu ödedi demişti. Bütün şehitler ölümsüzdür. Bugün biraz önce bir video çıktı karşıma. Filistin'de bir çocuk vücudu yaralar içerisinde çok üzgün. Ekranda görünmeyen birisi ona soruyor. Diyor ki, niçin üzgünsün? Çünkü evimiz yıkıldı diyor. Olsun yaparız, üzülme diyor. Ama diyor, babam öldü diyor. Babanın öldüğünü kim söyledi diyor konuşan kişi. Senin baban şehit oldu diyor. Şehitler ölmez diyor. Annem de öldü diyor. Annenin öldüğünü kim söyledi? Annem de ölü değil. O bir şehit. Burada imanın ayrıştığı temel bir nokta var. Bizi yaratan, bizi yaşatan, aziz ve celil olan Allah buyuruyor ki şehitler ölmez. Allah bize şehitlerin yolundan gidebilmeyi, onların fedai can ettiği değerler uğrunda günü geldiğinde, vakti geldiğinde fedai can edebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Şimdi bu 23 veya 24. konuşmam bu meseleyle ilgili. Belki takip eden aranızda gördüğüm bazı kardeşlerim var. Ama mevzuyu bir türlü bırakamıyoruz. Başka bir konudan bahsetmeye içimiz el vermiyor. Biraz bundan da şöyle bir sebep var. Çünkü düşüncelerimiz eskiyor. Hayallerimiz eskiyor. Duygularımız eskiyor. Hedeflerimiz eskiyor. Ümitlerimiz eskiyor. Amellerimiz eskiyor. Üzerimize giydiğimiz elbisenin eskidiği gibi kalbimizde iman eskir buyuruyor Peygamberimiz. Onu zinde tutun diyor. Zinde tutmak gerekiyor. Duygularımızı zinde tutmak gerekiyor. Çünkü unutmaya çok mütemayiliz. Aradan neredeyse 3 aylık bir zaman geçti. Hem sosyal medyada, hem ana akım medyada, televizyonda, radyoda bu mesele 2., 3. rafa kaldırılmaya başlandı. Artık 3., 4. plana atılmaya başlandı. Unutmamamız gerekiyor. Onun için orada zulüm devam ederken bu meseleden bahsediyoruz gittiğimiz yerlerde. Yarın Yozgat'ta olacağız. Yozgat'ta da bu meseleden bahsedeceğim. Şunu da anlatmadan geçmeyeyim. Yaklaşık bundan bir ay kadar önce Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde öğrencilere Filistin'le ilgili bir konuşma yapmam gerekti. Bir konuşma yaptım. Konuşmadan önce rektör hocam dedi ki, aramızda konuşma esnasında Filistinli 3 tane kardeşimiz olacak. 3 tane kız öğrenci var Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde. Onlar da sizi dinleyecekler. Yani o hassasiyet içerisinde olalım diye hocam bana bu konuda bir bilgi verdi. Ben konuşmayı yaptım, konuşma bitti. Konuşmadan sonra 3 tane öğrenci, evlatlarımız yaşında, benim evladım yaşında, üçü de. Birine sordum, adın nedir dedim. Sali dedi, hiç unutmuyorum. Yani bunu anlatarak ancak meselenin hakikatine erdiğim için gittiğim yerlerde de mevzuya girerken mutlaka bu hadiseyi anlatma ihtiyacı hissediyorum. Adın nedir dedim, Sali dedi. Diğerine sordum, adın nedir dedim, Sara dedi. Sonuncuya sordum, ismin nedir dedim, Kader dedi. Kader nerelisin diye sordum. Çünkü Filistinliyim dedi ama Filistin'de Batı Şeria'dan olabilir. El Halil var, Ramallah var, Gazze var. Neresindensin Filistin'in diye sordum. Dedi ki hocam Gazze'liyim dedi. O Gazze'liyim dediğindeki hissiyatımı kelimelere dökmemin imkan ve ihtimali söz konusu değil yani.
Hani Akif merhum diyor ya, ağlarım, ağlatamam, hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bizarım. Oku, şayet sana bir hisli yürek lazımsa, onu oku, zira onu yazdım, iki söz yazdımsa. Şimdi dili yok kalbimin ki oradaki hissiyatımı anlatayım. Nerelisin diye sordum, Gazzeliyim dedi. Ailen nasıl dedim, bilmiyorum dedi. Çünkü o günlerde baz istasyonlarını vuruyordu İsrail. Oradaki enerji nakil hatlarına saldırıyordu. Orada yaptıkları çirkeflikler bütün dünyaya ayan olmasın diye, rezillikleri görülmesin diye orada bir karartma, bir izolasyon faaliyeti uyguluyordu. Ailen nasıl dedim, bilmiyorum dedi. Hüzünlendi, gözleri doldu. Peki akrabaların nasıl, arkadaşların nasıl diye sordum. Bir haber yok mu? Bilmiyoruz hocam, hiçbir haber yok dedi. Gözleri biraz daha doldu. Sonra yaşadığınız muhit, mahalle, bölge, eviniz mesela bombalanmış mı? Yakınlarınızın durumu nedir diye sordum. Yine bilmiyorum dedi. Ve kader, gözleri doldu ve ağlamaya başladı. Şimdi bunu şunun için anlatıyorum. Meğer şöyleymiş mesele. Bir Gazzeli Müslüman kardeşimizin gözüne bakmadan, gözünden içeri acısına bakmadan Gazze'de yaşanan ıstırabı anlayabilmemizin imkan ve ihtimali yokmuş yani. Ben bunu tarif edemem yani. Ve orada onun nasıl kendimden bir parça olduğunu hissettiğimi kelimelere dökemem. Sonra meseleyi değiştirmek için biraz kasvet dağılsın diye sordum. Dedim ki, kaçıncı sınıftasın? Mezun olduğunda neyi planlıyorsun? Ne yapmayı planlıyorsun? Dedi ki, hiçbir planımız yok hocam. Çünkü Gazzeliler, Filistinliler plan yapmazlar hocam. Çünkü bir ay sonra, bir yıl sonra yaşayıp yaşamayacağımızın hiçbir garantisi yoktur hocam dedi. Hani Filistinli bir çocuk adına yazılmış bir şiir vardı. O çocuk o şiirde diyordu ki, ey dünya çocukları, ey Müslüman kardeşlerim, ey Müslümanların çocukları, Müslüman kardeş çocukları. Siz memleketinizde, şehrinizde, ülkenizde bir oyun oynarsınız. Körebe olursunuz. Biz Gazze'de, Filistin'de bir oyun oynarız. Şehit oluruz. Bizim yaşadığımız topraklar böyle topraklar demişti. Şimdi gerçekten Gazze meselesi bana göre özelde Müslümanların genelde de dünyada ne kadar ehli insaf var ise onların gözlerini gerçek dünyaya açmıştır. Gazze meselesi özellikle İsrail'in genelde de Batı'nın sözüm ona medeniyet dediği o maskeyi düşürmüş ve arkasındaki çirkef suretlerini, siretlerini, tiniyetlerini, yapılarını açık bir şekilde ortaya koymuştur. Düşüncelerimize format çekmektedir şu anda Gazze bizim. Duygularımızı yeniden inşa etmektedir. Ehli dilin duygularını, ehli insafın duygularını. Yani şöyle ifade edeyim, deselerdi ki bize bundan 2000 yıl önce bugünkü Gazze'yi anlatarak şöyle şöyle işler olmuş, bir ülke, bir devlet falan şehre girmiş ve bunları yapmış deselerdi, bu mümkün değil, bu abartma. Abartıyorlar galiba, bu kadar da böyle bir zulüm olur mu? Bir insan insana bu kadar acımasız olur mu? İnsanın ne kadar zalim olursa olsun bir yerde bir freni vardır. Çünkü Allah fıtratımıza bir insaf, bir vicdan yerleştirmiştir. En uç noktada o vicdan bir yerde devreye girer falan derdik de 2000 yıl önce bugün Gazze'de olanlar 2000 yıl önce olmuş gibi anlatılsa öyle bir şey mümkün değil derdik. Bugün gördüklerimize inanamayacak derecede bir zulüm yaşıyoruz. Savaşmanın bir şerefi var. Keşke hiç savaşılmasa. Ama savaşılıyor. Savaşılmak durumunda kalınılıyor. Çünkü arsızlar var, huysuzlar var, hırsızlar var, şerefsizler var, alçaklar var, namusuna, malına, mülküne, iffetine göz diken zalimler var. Savaş kaçınılmaz. Ama savaşmanın bir şerefi var. Peygamberimiz katılmadığı seriyelerde ashab-ı kiram bir ordu halinde gönderirken Medine'nin dışına kadar yolcu eder. Onlara bazı tavsiyelerde bulunurmuş. Efendimiz buyururmuş ki, kadına sataşanın cihadı yoktur. Çocuğa dalaşanın da cihadı yoktur.
yaşlıya zulmedenin savaş esnasında savaşla doğrudan alakası olmayan, mesela din adamlarına zulmedenin de cihadı yoktur. Peygamberimizin bir çerçevesi var. Peygamberimizin bir savaş hukuku var. Bir insafı var. Keşke hiç savaş olmasa. Ama savaşmanın bir namusu var. Savaşmak bir realite ama savaşmanın bir namusu var. Bu savaşta hiçbir hesaba, kitaba, insanlığa sığmayacak şeyler görüyoruz. Hastaneleri vuruyor mesela. Hastanelerin içerisinde çocuk hastanelerini vuruyor mesela. Toplanma kamplarını vuruyor. Mültecilere demiş ki burası güvenli bölge. Siz buraya doğru gelin. Gazze'nin kuzeyini terk edin. Güneyine doğru ilerleyin. Burası güvenli bölge dediği yerlere vuruyor. Su temin alanlarını vuruyor. Su hazinelerini vuruyor. Gıda erzak noktalarını vuruyor. Onkoloji hastanelerini vuruyor mesela. Yani onkoloji hastasında ne istiyorsun mesela? Bir çocuk hastanesi vurulmuştu. Bir spiker elinde böyle bir mikrofon önünde duruyordu. Ağlamaklı bir ses tonuyla arka taraf kan revan içerisinde. Yani bu çocuklardan ne istediniz diyordu. Çok insani bir tepki. İslami bir bakış açısına bile gerek yok. İnsanlığını kaybetmemiş olman, meseleyi idrak etmen, künhüne vakıf olman için yeterli. Ne istiyorsun bunlardan? Bunlar öyle bir şirazesi kaymış bir toplum ki bunlar çocuklardan bile korkuyorlar. Çocuklardan bile nefret ediyorlar. Çünkü kılavuzu karga olanın istikameti çöplüktür. Çünkü tahrif ettikleri Tevrat güya sözüm ona. Tevrat'taki Allah onlara diyormuş ki sen onların beldelerine girdiğinde arz-ı mevutu kastediyor. Biraz sonra ona değineceğim. Nabzı atan, nefes alan hiçbir şey bırakmayacaksın. Sadece insanlarını, erkeklerini öldürmeyeceksin. Kadınlarını, çocuklarını, eşeklerini bile öldüreceksin diyen, ellerinde böyle zulme payandalık yapan tahrif edilmiş bir metin var. Çocukları mahvettiler. Bakın, bugün daha yeni rakamlar, 10.000'den fazla çocuk orada katledildi, şehit edildi. 10.000'den fazla çocuk şu anda ampute durumda. Uzuv kaybı yaşıyor. Eli kopmuş, ayağı kopmuş, gözünü kaybetmiş, kulağını kaybetmiş, çenesini kaybetmiş, bacağını kaybetmiş. Ampute durumda 10.000'den fazla şu anda orada çocuk var. Daha acısını söyleyeyim size. 10.000 civarında şimdi ölenler, aşağı yukarı şehit olanlar belli. Bir de enkazın altında büyük bir dram yaşanıyor şu anda orada. Bizde bir deprem oldu. Bütün varlığımıza deprem alanına nüfuz etti. Devletimiz, işte STK'lar. Kurtarabildiğimiz kadar orada insanları kurtardık. Şimdi bombaladıkları yerlerde enkazın altında bir de orada bir sürü can çekişen insanlar var. Onların da aşağı yukarı sayısı belli. Ama bir şey söyleniyor son günlerde. 10.000'e yakın insan sanki buharlaştı. Uçtu, yok oldu yani. 10.000'e yakın insan yok. Kayıttan düştü. Yerle gök arasında buharlaştı. Ne oldu diye soruluyor. Bu konuda kafa yoran uzmanlar diyorlar ki İsrail hiçbir savaşta olmayan bir namussuzluk, bir insafsızlık, bir zalimlik yapıyor. Bu insanları alıyor, 10.000 kişiden bahsediyorum, o kayıp olan 10.000 kişiden, vücudu sağlam olan, sağlıklı olan bu 10.000 kişiyi alıyor, bunların hayati olan organlarını, karaciğerini, akciğerini, kalbini, diğer uzuvlarını, iç organlarını alıyor ve bir organ ticareti yapıyor bunların üzerinden. Zannediyor muyuz ki onları ameliyat ederken doktorun hastasına gösterdiği bir şefkat diyaloğuyla narkozla uyuşturuyor falan filan öyle alıyor. En adi şekilde alıyordur eminim yani. Çünkü insanlıkla ilişkileri yok yani. Şimdi bütün bunların hepsi bütün dünyanın gözünün önünde gerçekleşiyor. Ve bütün dünya lal olmuş durumda, kör olmuş durumda, meseleyi masanın altına süpürmekle meşgul. Halbuki bakın, buradaki pek çok kardeşimle aynı yaştayız. Genç arkadaşlarım var ama onlar da meseleye vakıftırlar, haberdardırlar. 90'ların başında Ermenistan Karabağ'ı işgal etti. Hocalı'da nasıl katliamlar yaptığını biliyoruz. Beşik'teki, Kundak'taki bebeklere nasıl kurşun sıktığını, nasıl canlı canlı yaktığını biliyoruz yani. Yaşlılara, kadınlara nasıl zulmettiğini, nasıl insanları kurşuna dizdiklerini biliyoruz bunları. Avrupa Birliği'nin sözüm ona medeniyetin çıtı çıkmamıştı o dönem. Bakın bir örnek vereceğim. Sonra Türkiye'nin de desteğiyle Azeri kardeşlerimiz Karabağ'ı kurtardılar işgalden. Ve dediler ki bakın burada bir çıkış yolu var.
İsteyen Ermeniler göç edebilirler, terk edebilirler Karabağ'ı. Kalanlar Azeri vatandaşlarımızla aynı haklara sahip olacaklar dediler. Bunu deyince Avrupa Birliği hop oturdu, hop kalktı. Medeniyetin beşiği olmakla övünenler dediler ki siz insanları tehcire zorluyorsunuz. Zorunlu göçe sevk ediyorsunuz. Bu böyle olmaz dediler. Tamam. Peki o öyle olmaz. Şimdi bakın İsrail mülteci kamplarını vuruyor. Özel olarak mülteci kamplarını vuruyor. Silahları yok, herhangi bir savunma sistemleri yok. Yani en masum, aklınızdaki en masum insan tipini şu anda imha ediyor, yok ediyor, mahvediyor. Batının çıtı çıkmıyor. Şimdi ben akıllarda kalsın, çünkü metaforlarla, temsillerle bu iş daha çok kalpte, bu mana, bu meselenin vehameti kalbimizde yerleşiyor. Bakın bir örnek vereyim. Bir misal veriyorum ben. 1000 tane avcı organize olsunlar. Ellerinde tam otomatik tüfeklerle mesela bir ormana gitsinler, bir dağın başına gitsinler, Antarktika'ya gitsinler. Bak bugün sayı 22 bini geçti, bana göre 25 binin üzerinde. Hadi 20 bin diyelim. 20 bin tane insanı demiyorum. 20 bin tane pengueni 3 ay boyunca kameraların gözünün önünde katletsinler. Dünya nasıl bir tepki verirdi? Avrupa'nın STK'ları, hayvan hakları, savunucuları, dernekleri, vakıfları nasıl kıyameti koparırlardı da bu avcıların basacak yerleri bu dünyada olmazdı da ölseler yatacak mezarları olmazdı? Nasıl lanetlenirlerdi? Bunu tahmin etmek zor değil. Fakat Batı'nın bugün, hani Batı'dan bir medet umduğumuz için değil bu söylediklerim. Ama Batı her vesileyle kadın hakları, çocuk hakları, yaşlı hakları, hayvan hakları meselesini bir kürek gibi Batı'nın, Müslümanların, Doğu'nun ağzına ağzına vurduğu için bizi bu konuda zalimlikle, haklara riayetsizlikle suçladığı için bu örneği veriyorum. Batı'nın çıtı çıkmıyor. Akdeniz, bakın ben bu örneği de veriyorum anlamamız için meseleyi. Evet, mülteciler var. Avrupa'ya gitmeye çalışıyorlar. Suriyeli mültecilerden bahsediyorum. Yunanistan'ın Akdeniz açıklarında onların botlarını nasıl deldiğini, onları nasıl alabora ettiğini ve o Müslüman mültecilerin vücutlarının, naaşlarının nasıl kıyılara vurduğunu, Akdeniz ve Ege'nin kıyılarına vurduklarını biz biliyoruz. Aynı kıyılara vuran balıklar olsaydı, balinalar olsaydı nasıl bir kıyametin kopacağını anlamak zor değil. Ama kıyılara balıklar değil de çocuklar vurunca, o çocuklar da Müslüman çocuklar olunca Batı'nın meseleye, mevzuya bakışı bundan ibarettir. Bunu şunun için söylüyorum. Yani burada Batı'nın bir manevi desteğine, bir arka çıkmasına muhtaç olduğumuz için, bu hissiyat ve psikolojide olduğum için söylemiyorum. Fakat şunu söylüyorum. Batı'nın düşmüş olan maskesi daha da düşsün. Aslında bizim dost diye medet umduklarımızın, birlikte yol yürüdüklerimizin nasıl ilk fırsatta bizim canımızı okuyacaklarının net ve aşikar olması için bunları anlatıyorum. Çok güzel bir sosyal medya paylaşımı vardı. Harika. Kim yazdıysa diline gönlüne sağlık, şöyle diyordu. Sakın Batı'nın seni sevdiğini, senden hoşlandığını zannetme. En az Gazzelilerden nefret ettikleri kadar senden de nefret ediyorlar. Sadece sıran gelmedi. O kadar diyordu o ifadede. Ne kadar da gerçek bir ifade. Allah Celle ve Ala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de bir ayette buyuruyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اَوْلِيَاءَ Ey iman edenler! Sakın Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Çünkü ayetin devamında buyuruyor ki onlar birbirlerinin dostlarıdır. Onlara gönül vermeyin. Onları sevmeyin. Onlarla aynı hedefe doğru yürümeyin. Onlara sırtınızı dayamayın. Çünkü onlar birbirlerinin dostlarıdır. Bunu açık bir şekilde gördük. Şimdi bunu, Batı'nın bu konudaki yaklaşımını görebiliyoruz, bunu anlayabiliyoruz. Bunların, yani Halık'ına vefası olmayanın mahlukuna safası olmaz. Allah'ı doğru bilememiş, doğru bir itikada sahip olmayan, uhrevi kaygısı olmayan bir kimsenin varlığa saygısının olması, insanı aziz görmesi, değerli görmesi zaten mümkün değil. Bakın, gelirken hocamla da konuştuk. Belki
bir buçuk yıl içerisinde 40'ı bulduğumu bilmiyorum. Batıya gittim, kıta Avrupa'sına gidiyorum. Onların medeniyet mefkurelerini, sözüm ona medeniyet mefkurelerini anlamaya çalışıyorum. Şunu gördüm, Batı'nın tek amentusu var. West and the rest, Batı ve diğerleri. Batılı olan birisi için batılı olmayan birisi bir organizma. Öyle yerde hareket eden bir hamam böceği falan yani. Onların kendilerinin dışındaki insanlara bakışı bu. Alabildiğine egoist, alabildiğine narsist bir zihniyet inşası yaşamışlar o dönemde. Bunlar tamam. Peki Müslümanlara ne oluyor? İslam ülkelerinin bu konuyla ilgili tepkisizlikleri neden? Burada bir anormal durum var. Burada bir hastalık var. Burada felçli bir durum var. Ne oluyor? Şimdi geçenlerde kendisini çok takdir ettiğim, takip ettiğim, sevdiğim bir araştırmacı, öyle diyelim, bir güvenlik uzmanı bir şey söyledi. Bir televizyon programında dedi ki, Körfez ülkeleri, petrol vanasını elinde bulunduran Körfez ülkeleri, sadece bu zulüm başladığında eğer petrol vanalarını, iradelerini gösterip kapatmayı başarabilmiş olsalardı, 15-20 gün içerisinde bu mesele 3 ayı bali oldu. 3 aydır orada aklınıza gelen her türlü zulüm yaşandı. Bu noktaya gelmezdi diye bir tespit yaptı. Bizim de içinde bulunduğumuz, kendimi de işin içerisine katarak bunu ifade ediyorum. Ne oluyor? Müslümanların şu andaki 100 yıllık, 150 yıllık, 200 yıllık ataletimizin sebebi nedir? Bakın bir şey söyleyeyim. Peygamberimiz bir gün ashab-ı kirama çok kötü bir haber verdi. Çok kötü bir haber verdi. Buyurdu ki, hayvanların yem kaselerine üşüştüğü gibi milletlerin, devletlerin, devlet demiyor ama ümmetlerin başınıza çullanmaları yakındır buyurdu Peygamberimiz. Sahabe biraz telaşlandı, heyecanlandı. Böyle bir şey nasıl olabilir? Ya Resulallah, az olacağız galiba. Ondan bizim üzerimize çullanabilecekler galiba dedi sahabe-i kiram. Peygamberimiz buyurdu ki bel entum kethirun. Çok olacaksınız. Hayır. Çok olacaksınız. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ Fakat selin üstündeki saman çöpleri gibi olacaksınız. وَنَزَلَ بِكُمُ الْوَهَنْ Ve size vehen denilen bir sıtma, bir felç, bir inme, bir mikrop, bir virüs bulaşacak. Yani böyle bir şey olur. Bir hastalık olacak sizde. Sahabe ilk defa bu vehen ifadesini ilk defa orada duydu. Ve sormuşlar. Vehen nedir ey Allah'ın Resulü? Bu vehen nedir? قِيلَ مَا هُوَ الْوَهَنْ Ya Resulallah. Efendimiz veheni iki kelimeyle tarif ediyor. Buyuruyor ki hubbu dünya ve kerahiyetul mevt. Dünya sevgisi ve ölüm korkusu buyuruyor Peygamberimiz. Dünya sevgisi. Şu demek. Öleceğiz yahu. Bak bu dünya sonlu. Bir bakarsın ölüvermişiz. Ama ölümle hiçbir şey bitmiyor. Mevlana Hazretleri'nin ifadesi bu tarafta gözünü yumdun mu? Öteki tarafta açıyorsun. Kabir sana hapis gibi görünür ama aslında o canın hapisten kurtuluşu diyor. Ölümle bitmiyor ki. Bir hesap var, bir sorgu var. Ötelerde bir sırat, bir mizan, bir mükafat, bir ceza var. İnançlı insanlarız, iman etmişiz. Ahiret diye bir şey var. Bunun bize yüklediği hedefler var, sorumluluklar var, öncelikler var. Şimdi ben şöyle anlıyorum. Sekülerizmi, dünyevileşmeyi, Peygamberimizin dünya sevgisi dediği şeyi. Ahirete dair hedeflerimizi, sorumluluklarımızı dünyevi menfaatimizin, konforumuzun altına koyduğumuzda, ötesine koyduğumuzda, ikinci plana ittiğimizde bunun anlamı, ifadesi hubbud dünyadır, dünya sevgisidir. Bir insan dünya sevgisine tutulduğu andan itibaren bütün hiyerarşisi tepe taklak olur. Hedeflerini kaybeder, derdini kaybeder, gayretini kaybeder, dava bilincini kaybeder yani. Mevlana Hazretleri buna gölge avcısı diyor bu duruma düşen kimseye. Gölge avcısı diye bir şey varmış. Gölge avcısı şuymuş, acemi avcı ok heybesini doldurmuş, ormana girmiş ilk defa avlanacak. Avın ne olduğunu bilmiyor, avcılığın ne olduğunu bilmiyor ama ormana girmiş. Bir bakıyor ki yerde bir karaltı görüyor ve hareket ettiğini görüyor. Onu av zannetti diyor Mevlana Hazretleri. Onun peşinden koşmaya başladı. Koştu da koştu. Arkasından ok attı da attı. Ama dizinde derman, oklukta ok bitti. Tüketti kendisini. Ömrünü o şeyin arkasında tüketti. Halbuki diyor ki Mevlana Hazretleri,
o yakalamaya çalıştığı şey havadaki kuşun yerdeki gölgesiydi. O gölgeyi av zannetti. Gölgeyi gerçek bir kuş zannetti. Eğer başını kaldırsaydı gerçek kuşun havada olduğunu, yerde peşinde koştuğu şeyin aslında bir hayal olduğunu, hakikatin olmadığını görecekti. Havadaki kuş ahirettir. Yerdeki gölge dünyadır. Mevlana Hazretleri böyle ifade ediyor. Ve ahiretin peşinden koş, gölgeyi bırak diyor. İşte birincisi bu Peygamber Efendimizin dünya sevgisi. Hepimize bir kısmı bulaşmış bir sekülerizm. Bir de devamında diyor ki bunun yapışık ikizi vardır. Madalyonun diğer yüzü kerahiyetül mevt. Dünyayı seven kimse ölüme soğuk bakmaya başlar. Çünkü ölüm insanı Allah'ın huzuruna götüren, ahirete götüren bir köprüdür. Ölüme soğuk bakmaya başlar. Ölümden tiksinmek de Peygamber Efendimizin ifadesiyle ümmetlerin başımıza çullanmasının temel sebebi. Bakın bir gün Hazreti Ebubekir şöyle bakmış Peygamberimize. Saçında sakalında beyazlıklar görmüş. En son baktığında görmediği beyazlıklar görmüş. Demiş ki ya Resulallah kocamışsın. Ne oldu? Derdin nedir diye sormuş. Peygamber Efendimiz de eminim şu mecliste bulunan pek çok kardeşimin duyduğu bir ifade kullanmış, zikretmiş, bir şey söylemiş. Buyurmuş ki şeyyebetni Hudun ve ehevatuha. Beni Hud suresi ve Hud suresine benzeyen diğer sureler kocattı. Mürselat suresi gibi, Vaka suresi gibi, Kıyamet suresi, Nebe suresi gibi sureler. Ben merak ettim, inceledim. Peygamberimizin saçına, sakalına bu surelerde ak düşüren şey nedir diye bir baktım ki orada bizden bahsediliyor. Eğer varoluşumuzun anlam ve amacını idrak etmezsek, Allah'ın emirlerine kulak vermezsek, hayatımızı ona göre tanzim etmezsek, bizi bu dünya hayatının sonunda bekleyen, ölüm ve ötesinde bekleyen, kıyamet günü bekleyen tehlikeler, Allah'ın azapları anlatılıyor. Sonra düşündüm, Peygamber Efendimiz niçin endişeleniyor ki? Onun gelecek ve geçmiş bütün günahları affedilmiş ki, Efendimizin telaşlanmasına, bir kaygı çekmesine gerek yok ki. Sonra fark ettim ki Peygamberimiz o kaygıyı bizim için çekiyor. Şimdi bakın sorunumuz şudur. Kur'an'da bazı sureler var. Peygamberimiz bu sureleri okuduğunda saçına sakalına ak düşmüş. Bu surelerde bizi bekleyen tehlikeler anlatılıyor. Ve biz bu sureleri okuduğumuz zaman kılımız kıpırdamıyor. Problemimiz budur. Peygamberimizi bizim hakkımızda kaygılandıran şeyler bizi kaygılandırmıyor. Problemimiz budur. Bunu Üstad Necip Fazıl ifade ederken böyle sert bir tokat olarak aslında yüzümüze vurmuştu. Ve demişti ki bizler ayaklarının altı şişene kadar namaz kılan bir peygamberin gözlerinin altı şişene kadar uyuyan ümmetiyiz demişti. Şimdi bugün çok kıymetli büyüklerimle geçmiş zamanda büyük hizmetler vermiş ağabeylerimle bir araya geldik. Onlardan bazılarını da görüyorum burada. Allah razı olsun buraya kadar gelmişler. Onlarla konuşurken bir örnek verdim orada. Bakın müşrikler Mekke'de peygamberimiz davasından dönsün diye Efendimiz'i istikametten, davasından çevirmek için pek çok teklifle geldiler. Mekke'nin en güzel kadınlarıyla evlilik teklif ettiler peygamberimize. Dön davandan dediler. Sonra Peygamber Efendimiz'e Mekke'nin yönetimini teklif ettiler. Dön davandan dediler. Mekke'nin hazinelerini teklif ettiler. Dön davandan dediler. Efendimiz buyurdu ki onlar benim bir elime güneşi, öbür elime ayı koysalar ben bu yoldan dönmem dedi. Sorunumuz şudur. Peygamberinin bir eline güneşi, öbür eline ayı koysalar davasından dönmeyecek bir peygamberin ümmetinin bugün bir eline doğalgazı, bir eline petrolü, bir eline altını, bir eline gümüşü, bir eline euroyu, bir eline doları koydular da ümmet peygamberinin dönmem dediği yoldan döndü. O yolda babasını tanımayacak hale geldi. Bakın aradığımız öz peygamberimizdedir. Aradığımız cevher peygamberimizdedir. Peygamberimizi yeniden düşünmemiz gerekiyor. Efendimizin sünnetine ittiba konusunda bir örnek veriyorum. Bakın peygamberimizi yeniden ona uymak, bu çağda ona ümmet olmak. Şu suyu içerken de evet onun içtiği gibi içmek. Bu suyu nasıl içersin? Ben bu suyu açarım, yarım litrelik bir su kafama dikerim ve tek nefeste içerim. Bu bir tercih, tamam. Ama ben bu suyu böyle içmiyorum. Peygamberim, benim peygamberim, bizim peygamberimiz bu suyu şöyle içiyor. Sağ eline alıyor, besmele çekiyor.
3 yılında bir soluk alıp veriyor. Suyu bitir, suyu emer gibi içiyor. Suyu bitirdiğinde de Allah'a hamd ediyor bizim peygamberimiz. Bu sünnet. Bu sünnet ama bu sünnette tabiri caizse devede kulak. Asıl sünnet şu. Peygamberimizin derdiyle ve değerleriyle hayata, sorunlara ve çözümlere bakabilmek demek. Sünnete uymak da tepeden tırnağa, iğneden ipliğe hayatın tamamını kuşatan rahmet, marifet ve muhabbet yüklü bir aksiyon. Soyut oldu, somutlaştırayım. Şunu kastediyorum. Bakın. Bir gün namaz kılıyor peygamberimiz. Arkasında sahabe-i kiram namaz kıldırıyor imamette. Tuhaf bir şey oluyor. Peygamberimiz adeti olmadığı üzere namazı kısa kesiyor. Çok kısa kesiyor. Ve selam veriyor. Sahabe endişeleniyor. Acaba bir şey mi oldu? Rahatsızlandı mı? Çünkü böyle kısa kesmezdi Hazreti Peygamber. Namazı diye endişeleniyorlar. Yanına gidiyor. Selam veren soluğu peygamberimizin yanında alıyor. Ya Resulallah nasılsınız? İyi misiniz? Rahatsızlandınız mı? Niye böyle oldu? Çabucak namazı bitirdiniz diye soruyorlar. Efendimiz buyuruyor ki iyiyim, bir şey yok. Fakat namaz esnasında çok uzaklardan bir çocuk ağlaması, bir bebek ağlaması sesi işittim. Annesinin arkamda saf tutmuş olduğunu düşündüm. Çabucak selam verdim ki bir an önce annesi selam versin, namazdan çıksın, o çocuğun imdadına yetişsin, ihtiyacını görsün. O çocuğun ağlamasına gönlüm el vermedi. Peygamber Efendimiz böyle bakıyor. Şimdi ben Efendimiz'i anlamak dediğimiz şey şudur. Gözünün nuru namazı, ümmetinden bir çocuğun, ashabından bir bebeğin ağlamasından dolayı kısa kesen peygamberimiz. Bugün mübarek başını kaldırsa, Gazze'yi görse, müstakbel evlatlarından 10 binden fazlasının aklınıza gelebilecek en feci şekilde katledildiğini görse, bir o kadarının ampute durumda olduğunu, kolu, bacağı, gözü, kulağı gittiği için ağladığını görse, ümmetinin evlatlarının bugün on binlercesinin ağladığını görse, peygamberimiz ne hisseder? Peygamberimiz ne düşünür? Peygamberimiz ne tavsiye eder? Efendimiz nasıl bir aksiyon ortaya koyar? Peygamberimizi anlamak dediğimiz şey budur. Bu acı bir lokmadır, bunun farkındayım. Bu cümleyi kurarken ben çok iyi bir konumdayım da, işte ihtiyacı olan insanlara konuşuyormuşum, edasını kapının dışında bırakarak konuşuyorum. En başta kendime konuşuyorum. En başta kendime bunları ifade ediyorum. Bakın, sosyal medyada, şimdi mesela şimdilerde Filistin'le ilgili dozajı, seviyesi, düzeyi azaldı. Ama bir dönem çok yoğun, 10 gün önce, 1 ay önce, 2 ay önce çok yoğun bir şekilde Selahaddin Eyyubi'den bahsediliyordu. Selahaddin Eyyubi, Selahaddin Eyyubi, Selahaddin Eyyubi. Niçin? Çünkü onun da Kudüs'ü fethettiği, Kudüs'ün fatihi Selahaddin Eyyubi 636-637 Kudüs fethedildi Hazreti Ömer zamanında. 1099'a kadar Kudüs bir Müslüman toprağıydı. 1099'da ne oldu? Bir şeyler oldu. Haçlı istilasıyla Haçlı sürüleri Kudüs'ü işgal ettiler. Selahaddin Eyyubi'nin devletin başına geçtiği zaman Kudüs'ün işgal altındaki durumu da bugünkü gibi. Bin bir türlü zulüm yaptı orada. Hristiyanlar da aynısını yaptılar. Bin beter işler yaptılar. Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethettiği dönem böyle bir dönem. Onun için onun fethi, onun fütuhatı bugünkü cendereden çıkmamız konusunda ipuçları içeriyor bizim için. Bakın, hani biraz önce dedim ya, hani bu sadece Yahudilerin mantığına, dünyaya ve insana bakışına dair bir olgu değil. Onların arkasındaki Hristiyan dünyanın da Haçlı zihniyetiyle tavrı bundan farklı değil. Kudüs'ü işgal ettiklerinde, Filistin bölgesine geldiklerinde, hani cep telefonları yok ki mesela cep telefonuyla yaptığın bir işi belgelersin. Cep telefonları yok. Fakat vakkanivistlerle, tarihçilerle gelmişler. Yaptıkları her şeyi Kudüs günlüklerinde tutmuşlar, not etmişler. Neler yaptıklarını, ne zulümler yaptıklarını anlatmışlar. Bakın birkaç misal vereyim. Birkaç misal vereyim ki Gazze meselesi bütün Müslümanların gözlerini gerçek dünyaya açmışken bizi de gaflet uykusundan uyandırsın ki dost kim, düşman kim, kendimiz kimiz bunu tanımlama imkanını elde edelim. Diyor ki hamile kadınların hepsini sıraya dizmişler. Haçlı askerleri, Haçlı ordusu, Haçlı sürüsü öyle diyelim. Ve hamile kadınların başında bahse tutuşmuşlar. Bu kadının karnındaki kız mıdır erkek midir diye. Bahis bittiğinde de
o kadının karnındaki kız mıdır, erkek midir onu tespit etmek için o kadıncağızların, Müslüman kadınların karınlarını mızraklarla yararak hem oradaki çocukların hem de o kadınların vefatına şehit olmasına sebep olmuşlar. Zihniyetleri bu, insanlara bakışı bu. Selahaddin Eyyubi'nin dönemi böyle bir dönem. Çocukları, bebekleri surlardan nasıl attıklarını, bir kısmı hemen vefat etmiş, surlardan atmışlar Müslümanların bebeklerini. Bir kısmı can çekişmiş. Can çekişirken ellerinde şarap kadehleriyle onları nasıl zevkle izlediklerini uzun uzadıya anlatıyorlar tarih kitaplarında. Mescid-i Aksa'nın sütunlarına bebeklerin başlarını vurarak nasıl parçaladıklarını zevk içerisinde övünerek anlatıyorlar. Selahaddin Eyyubi'nin yaşadığı dönem böyle bir dönem. Ve onun psikolojisi, onun refleksleri, onun tavrı, onun mücadele üslubu bizim için bir ışık bugün. Mesela demiş ki, bundan sonra gülmeyeceğim demiş. Gülmeyi boykot ediyorum. Gülmemiş mesela. Siyah bir sarık sardığı anlatılır İslam tarihi kaynaklarında. Ve matemdeyim, yastayım, Kudüs fethedilene kadar yastayım dediğini aktarıyorlar. Bir gün bir cuma namazı. Cuma namazında vaiz kürsüde konuşuyor. Hükümdar, devletin hükümdarı, aziz hükümdar Selahaddin Eyyubi gelmiş, oturuyor ve dinliyor. Cuma namazı kılınacak birazdan. Suratı asık yani, gülmüyor. Matemde çünkü. Vaiz laf çarpıtmış. Demiş ki, tebessüm sadakadır. Hükümdarın tebasına tebessüm etmesi, mütebessim olması iktiza eder. Öyle bir şey olmaz diye bir arada laf çarpıtmış. Herkesin içinde bozmamış vaizi Selahaddin Eyyubi. Namaz bitmiş, yanına çağırmış. Demiş ki sen ne zannediyorsun? Sen ben bu somurtmayı, bu asık suratı teban benden korksun. Onlar benimle ilgili bir heybet, vakar hissetsinler diye mi yaptığını zannediyorsun? Ben yastayım demiş. Gülmeyeceğim. Kudüs'ü fethedene kadar gülmeyeceğim demiş. Boykot etmiş gülmeyi. Sonra İslam birliğini sağlamak için elinden geleni yapmış. Ülkesini, devletini askeri açıdan, iktisadi açıdan, politik açıdan, sosyal açıdan ne gerekiyorsa geliştirmek için büyük bir zaman harcamış. Kudüs'ün etrafındaki stratejik kaleleri zapt etmiş. Şehirleri fethetmiş. Bu fetihlerden bir tanesinde evladını, oğlunu şehit vermiş. Ve Peygamber Efendimiz'in biraz önce zikrettiğim dünya sevgisi ve ölüm korkusu dediği o sıtma, o veba halinden uzak bir ömür yaşamış ve öyle ölmüş. Vefatından önce şöyle dediği nakledilir. Hademelerine, hadimlerine demiş ki kefenimi getirin. Getirmişler. Uzunca bir sopa getirin demiş, getirmişler. Kefeni sopaya sarın, giydirin demiş, giydirmişler. Sonra demiş ki bunu alın ve şehrin sokaklarında gezdirin. Ve şöyle nida edin. Deyin ki bu ülkenin, bu devletin hükümdarı bu dünyadan terk-i diyar edip Rabbinin huzuruna vasıl olurken bu dünyadan ahirete götürdüğü tek şey bu sopa bile değildir. Sopanın ucundaki bu bez parçası. Bu kefendir. Sizin hükümdarınız böyle yaşadı ve böyle öldü değil. Böyle de yaşamasını tavsiye etmiş insanlara. Böyle. Şimdi bakın sosyal medyada özellikle şimdi bu mesele külleniyor. Tam da Efendimizin dediği gibi. Yani imanımız eskiyor, imanımız eskidikçe de imanımızın koordine etmesi gereken duygularımız, düşüncelerimizin zindeliği kayboluyor. Sosyal medyada Filistin meselesinin, Gazze meselesinin bizim meselemiz olmadığıyla ilgili bir veba, bir virüs sürekli yayılıyor ve zihinleri örgütlemeye çalışıyor. Önden peşine söyleyivereyim. Gazze meselesi bizim de meselemizdir. Beş sebepten bizim de meselemizdir. Bir, insani açıdan, insan olduğumuz için bu mesele bizim meselemizdir. İnsan kim? Kur'an'a göre insan, halife-i ruh-i zemin. İnsan Allah'ın yeryüzündeki halifesi. Ne demek? Biz bu yeryüzüne maddi ve manevi açıdan bu yeryüzünü mamur kılmak için gönderildik. Yeryüzünün asayişi bize emanet. Dava Yusuf'a Yusuf, kuyuya kuyu Mısır'a. Mısır kime emanet? Bize emanet. Zulüm nerede olursa olsun, zalim kim olursa olsun, mazlum kim olursa olsun, ister Müslüman olsun, ister gayrimüslim olsun, ister insan ister hayvan olsun.
Bu zulüm bizi ilgilendirir. Çünkü bakın, ben böyle gönlümün dolduğunca söylüyorum, siz de gönlünüzün dolduğunca içinize çekin. Şu hakikat, Kur'an'ın bize bildirdiği bir hakikattir. Hazreti Adem'i düşünün, o zamandan bu zamana kaç peygamber geldi, kaç ümmet geçti? Biz ümmetlerin en hayırlısıyız. Bunu, bu payeyi bize veren Allah'tır. Kuntum hayra ummetin uhricet linnesi. İnsanlar için çıkartılmış. Bak, insanların en hayırlısısınız demiyor. İnsanlar için çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz. İnsanların ümidiyiz biz. Bugün Avrupa'nın da, Avrupa'daki bunalımda olan insanın da, dünyada adalet isteyen, huzur isteyen, rahatlık isteyen, eşitlik isteyen her insaf sahibinin ümidi İslam'dadır, Müslümanlardadır. Bizdedir yani. Biz insanız. Ve biz insanların içinden çıkartılmış, insanlar için çıkartılmış en hayırlı ümmetiz. Bunun bir bedeli var, bir sebebi var bunun. Ayetin devamında buyuruyor ki, te'murûne bil marufi ve tenhevne anil münker. Çünkü iyiliği emredersiniz, iyiliği tavsiye edersiniz, iyileri seversiniz, iyilere omuz verirsiniz. Kötülüğe, zulme, şirrete, şerre, zalime ve zulme karşı konum alırsınız, engellersiniz. Bizim en önemli özelliğimiz budur. Biz insanız. İnsan olduğumuz için Filistin meselesi bizim meselemizdir, bir. İkincisi, biz İslam'ız. İslam olduğumuz için, Müslüman olduğumuz için bu mesele bizim meselemizdir. Çünkü sevgili dostlar, Peygamberimiz vefat etmeden iman edenleri, bakın gönlümüzde tutalım bu ifade, bu benzetme Peygamberimize aittir. El-mu'minûne ke-cesedin vahidin. Müminler tek bir vücut gibi, tek bir vücudun uzuvları gibidir. İman bir sinir sistemidir. Doğudaki Müslümanı batıdaki Müslümana bağlar. Doğuda diken basa, batıda kan damlar. Bir sinir sistemidir iman. Onun için İslam olduğumuz için, Müslüman olduğumuz için Filistin meselesi bizim meselemizdir. Çünkü biz aynı vücudun uzuvlarıyız. Şu elini kesseler, parçalasalar, esseler, bu elinle yemeye devam edebilir misin? Edemeyiz, edemiyoruz. Ağzımızın tadının kaçması da bundan sebep zaten. Bakın bir örnek vereyim. Bir ayet mesela, hepimiz biliriz bu ayeti. İnnemel mu'minune ihve. Müminler kardeştir, değil mi? Biz böyle biliyoruz. Bu ayet hepimizin bildiği bir ayettir. Ama burada bir incelik, öyle bir hikmet var ki, bakın bir şey söyleyeyim size. İhvetun kelimesi çoğul bir kelime. Kardeşler demektir. Bu kelimenin tekili ahun kelimesidir. Kardeş demektir. Ahun kelimesinin iki tane çoğulu vardır Arapçada. Bir tanesi ihvan, diğeri de ihvetun kelimesi. İhvan kelimesi aynı inancı, aynı hedefi, aynı fikri paylaşan yoldaşlar demek. Tamam, biz bunu biliyoruz. İhvanı Müslümin diyoruz. Falancaların ihvanı diyoruz falan. Bir de ihvetun kelimesi vardır ki bu da ana baba bir öz kardeşler demektir. Şimdi biz şöyle beklerdik. Hani biz müminiz. Yani Gazze'dekiler de mümin. Sen de benim için, ben de senin için müminiz. Aynı peygambere iman etmişiz. Allah bizi şöyle ifade eder diye bekliyorduk. İnnemel mu'minune ihvan. Müminler aynı davanın yolcularıdır, davadaşlarıdır falan. Aa, öyle demedi Allah. Buyurdu ki innemel mu'minune ihve. Müminler aynı anne babadan doğmuş öz kardeşler gibidir. Bizi bir kılan budur, imandır. Bugün bir hadis çıktı karşıma. Ve men lem yehtemme bi emril müslimine feleyse minhum. Peygamberimiz böyle buyuruyor. Buhari hadisi. Müslümanların derdini dert edinmeyen, tınlamayan, yok sayan Müslümanlardan değildir. Ben Müslümanım ve ben Müslümanlardanım. Filistin'deki benim, aslında biziz. Ezilen, payumal edilen biziz. Odaya yiyen biziz. O zulme maruz kalan biziz. Değersizim, bolum ben. Ölümlere yolum ben. 40 yerinden kırılmış Filistin'de kolum ben. Viran bağda gülüm ben, bahçevana zülüm ben. Bir yangının ertesi Filistin'de külüm ben. Öne düşmüş başım ben, göze düşmüş yaşım ben. Bir çocuğun attığı Filistin'de taşım ben. İçten içe, için için özüm ben. Dilden dile sözüm ben. Rüyası bıçaklanmış Filistin'de gözüm ben. Söze bedel imim ben, örselenmiş çimim ben,
Ulu orta ağlayan Filistin'de kimim ben? Kol kırılmış yenim ben, ucuzlukta enim ben. Öyle uzaktan bakma, Filistin'de senim ben. Filistin'deki biziz, ezilen biziz, payumal edilen biziz. Baksana kim boynu bükük ağlayan? Hakkı hayatın senin ey Müslüman. Kurtar o biçareyi Allah için, artık ölüm uykularından uyan diyor Akif. İkinci sebep, Filistin meselesi bizim de meselemizdir. İkinci sebep, İslam olduğumuz için. Üçüncü sebep, orayla bizim kopmayan, kopması teklif dahi edilemez tarihsel bağlarımız var. Psikolojik bağlarımız var, kültürel bağlarımız var. Murat Bardakçı Bey bakın bir yazı yazdı. İzzettin el-Kassam kimdir diye uzun uzadıya belgeleriyle müdellel bir şekilde anlattı. İzzettin el-Kassam, Birinci Dünya Savaşı çıktığında Osmanlı ordusunda bir tabur imamı. Birinci Dünya Savaşı çıktığında hemen kendisine tabi olan 300 mücahitle birlikte Osmanlı'ya yardım etmek için harekete geçiyor. Suriye cephesinde mücadele veriyor. Trablusgarp'ta savaşan Gazi Mustafa Kemal'e destek vermek için Osmanlı'ya Trablusgarp'ta destek vermek için bir gemi bulmaya çalışıyor. İskenderiye'den oraya gitmek için ama bulamıyor. Bulamadığı için Filistin'e dönüyor. İngilizlere karşı Filistinli Müslüman kardeşlerimizi örgütleyen, onları direnişe çağıran, direnişe sevk eden o. Bugünkü Kassam Tugaylarına adını veren de, İzzettin el-Kassam Tugaylarına adını veren de o. Orayla bizim kültürel bağlarımız var. Orayla bizim çok özel psikolojik bağlarımız var. Orada Murat Bardakçı Bey bir şeyi daha ifade etti. Gazze'deki tünelleri ilk açanların Osmanlı askerleri olduğunu söyledi. Mehmetçik açmış oradaki ilk tünelleri İngilizlerle mücadele için. Bizim böyle bir bağımız var. Bakın, sınırlarının, evet bunu ben çok üzerinde düşünerek kurduğum bir cümledir. Bir aforizm olsun, bir motto, bir serlefa, bir slogan olsun diye değil. Bütün varlığını hissederek, Balkanlara gittiğimde gördüğüm şey bu. Afrika'ya gitmedim ama giden arkadaşlarımdan edindiğim bilgi bu. Avrupa'ya gittiğimde gördüğüm şey bu. Sınırlarının nerede başladığı belli olan ama nerede bittiği belli olmayan tek ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir yani. Bizim gönlümüzün bir ucunda Doğu Türkistan vardır, Karabağ vardır, öbür ucunda Srebrenica ve Bosna vardır. Gönlümüzün bir ucunda Azerbaycan, bir ucunda Afrika'nın derinlikleri vardır. Ve biz o gönül coğrafyasından hala kopabilmiş değiliz. Buna fantom sendromu deniliyor. Burada çok kıymetli bir doktor ağabeyimiz var, o meseleyi bir defasında konuşmuştuk onunla. Fantom sendromu diye bir şey varmış. Benim çok hoşuma giden bir metafor. Yani fantom sendromu şu: adam trafik kazası geçiriyor ve bacak kopuyor. Bacağı alıyorlar, gömüyorlar. Kopmuş artık, dikilemiyor. Fakat yıllar sonra bu bacağı kopan adam, kopmuş bacak, kopan bacaktaki tırnak batması şikayetiyle doktorluk oluyor, hastanelik oluyor. Beyin onu var kabul ediyor. Ve eğer o tedavi olmazsa, psikolojik açıdan tedavi olmazsa, nasıl oluyorsa o, bu defa beyin tepe taklak oluyor. Savunma mekanizması, bağışıklık mekanizması tepe taklak oluyor ve belki bu çok feci tablolarla sonuçlanabiliyor. Biz buna fantom sendromu diyoruz. Bacak kopmuş ama onu kabul etmiyor. Bizim onlarla, onların bizimle yaşadığımız bu münasebetin derinliği buradan kaynaklanıyor. Anlatıyorum bu meseleyi, bu örnek bir olay olduğu için anlatıyorum. Önceki Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez Bey bir hadise anlattı. Diyor ki bir gün Metaf'tayız, Mescid-i Haram'dayız, tavaf yapıyoruz. Bir baktım ki bir Müslüman tavaf ederken şöyle dua ediyor, hatta ağlayarak dua ediyor. Allah'ım Türkiye'ye yardım et, güç kuvvet ver, kol kanat ger, himaye et diye dua ediyor. Tavaf bitti, yanına gittim, sürekli böyle dua etti. Selam verdim. Nerelisin dedim. Dedi ki ben Cezayirliyim. Dedim ki sen niçin Cezayir için hiç dua etmiyorsun da sürekli Türkiye için dua ediyorsun? Bakın Cezayirli bir Müslüman kardeşimizin ifadesi. Yani hocanın anlattığı şekilde ifade ediyorum. Diyor ki Cezayir için yapılan dua sadece Cezayir için yapılan duadır. Fakat ümmeti Muhammed için, Türkiye için yapılan dua bütün ümmet coğrafyası için. Mazlum ve mağdur bütün ümmeti Muhammed için yapılan duadır. Ondan sebep böyle dua ediyorum. Dostların bize bakış açısı budur. Düşmanlarınınki de budur. Bakın onu da ifade edeyim. Düşmanlar da bize böyle bakıyor. Ramazan'da bir televizyon programına katıldım. Oradaki spiker kardeşimiz, benim çok sık yurt dışına gidip geldiğimi bildiği için bana bir soru sordu.
Tam da o zamanlar Kur'an-ı Kerim'e çok hakaret yapılıyor, Kur'an-ı Kerim yakılıyor, Peygamber Efendimiz'e hakaretler söz konusu falan. Dedi ki hocam ne düşünüyorsunuz bu Kur'an-ı Kerim, Avrupa'da Kur'an-ı Kerim yakılması meselesiyle ilgili? Ben de şunu söyledim, dedim ki niçin Kur'an-ı Kerim'i yakmak isteyenler, Peygamberimize hakaret etmek isteyenler bu işi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyükelçiliklerinin ve başkonsolosluklarının önünde yapıyorlar. Niçin mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nin değil, Suudi Arabistan'ın büyükelçiliğinin önünde değil ya da İran'ın, Suriye'nin, Cezayir'in, Fas'ın büyükelçiliğinin önünde değil. Niçin Türkiye'nin önünde yapıyorlar? Bunun çok özel bir anlamı vardır. Çünkü bizi İslam'ın ve Müslümanların temsilcisi olarak görüyorlar ve Peygamber Efendimiz'e bu hakareti yaptıklarında, bizim konsolosluklarımızın önünde yaptıklarında bunu daha doğrudan düz bir şekilde İslam'a daha güçlü dokundurabileceklerini düşünüyorlar. Bize bakış açıları budur. Bakın burada var mı şu anda bilmiyorum o kardeşimiz. Hazreti Peygamber'i Yeniden Düşünmek isimli kitabıma da aldım bunu. Yaşanmış bir hadise. Buradaki bir uluslararası yardım kuruluşunun başındaki bölge başkanı bir kardeşimiz var. Benden yaşça büyük. Bir gün dedim ki, ağabey sen böyle çok İslam ülkelerine gidiyorsun, Balkanlara gidiyorsun, Afrika'ya gidiyorsun, hatta Endonezya'ya daha ötelere gidiyorsun. Yaşadığın çok özel bir olay yok mu? Bana anlatsan müdellel bir şekilde, ben de gittiğim yerde Müslüman kardeşlerimle paylaşsam diye sormuştum yıllar önce. O da bana Bosna'da yaşadığı bir olayı anlattı. Bosna'daki yaşadığı bir hadiseyi anlattı. Dedi ki, kitabıma da aldım bunu, bu şekilde ifade ettim yani. İsim vermeyeceğim, ismi hatırımda belki söylesem çoğunuz tanıyacaksınız. Dedi ki, bir kurban bayramı öncesi teberruları topladık, kurban paralarını. İşte yurt dışına gireceğiz, Srebrenica'da kurban keseceğiz. Yani 90'ların başında orada nasıl zulümlerin olduğu izahtan vareste yani. Medeniyetin göbeğinde yani. Yani bunlar için hayatın merkezinde kendileri var, kendi insanları var. Biz onlar için bir organizmayız. Neler yaşandığını biz biliyoruz. Orada kurban kesmek için burada teberruları topladık. Kurban bayramından birkaç gün önce gittik ve orada bir kurban keseceğiz. Bakın, köyün adını bile hatırlıyorum. Çelebiç Köyü. Çelebiç Köyü'ne gittik. Bir dağ köyü, ormancılık, orman var, meralar var. Ve orada insanlar, işte çobanlar var, sürüler var, hayvancılık yapıyorlar. Biz de oradan koyun alacağız, davar alacağız ve Srebrenica'da keseceğiz birkaç gün sonra. Gezerken, sürülere bakarken bir heyet var, bir tercümanımız var. Bir yaşlı kadın gördük. Belki 80 yaşını bali, belki daha fazla. Geldi yanımıza ve tercümana bir şeyler sordu. O da bir şeyler söyleyince parmağıyla da beni işaret etti. Benim yakama yapıştı. Bağırdı, çağırdı. Biraz ağır konuştu hissediyorum. Dilini anlamıyorum ama hiddetlendi. Sonra bir anda yumuşadı. Bir anda gözleri doldu. Bir anda ağlamaya başladı. Bana sarıldı teyze. Elimden tuttu, çadırına götürdü heyetimizi. İşte orada ne var? Peynir, ekmek, zeytin bize ikram ediverdi, su koydu. Bir ara çadırın dışına çıkınca ben dedim ki tercümana, ne oldu anlamadım. Önce sanki çok ağır konuştu, sonra çok duygulandı, sarıldı, sevdi falan. Ne oldu anlamadım. Deyince tercüman demiş ki, sordu o teyze sizi görünce, bunlar kimdir, nereden geliyorlar diye. Ben de dedim ki bunlar evladı Fatih Han, Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunları. Evlatları. Onlar da, Bosnalılar da Fatih Sultan Mehmet'i çok severler. Çünkü onun zamanında orası İslam'la müşerref olmuş. Onun zamanında gün yüzü görmüşler. Hakikatle Fatih Sultan Mehmet Han sayesinde tanışmışlar. Onu çok seviyorlar. Böyle dedim diyor. Evladı Fatih Han bunlar. Anadolu'dan geliyorlar deyince yakana yapıştı. Ve şöyle demiş. Nerede kaldınız? Babam sizi bekleyerek öldü. Nerede kaldınız? Dedem sizin adınızı sayıklayarak öldü. Nerede kaldınız? Srebrenica'da ırzına tasallut edilen ve katledilen her kadın adınızı sayıklayarak öldü. Nerede kaldınız? Geç kaldınız. Ama olsun, sonunda geldiniz. Bunun arkası da gelecek dedi. Ve işte sarıldı ve sonrasında çadırına götürdü. Şimdi bakın, bize İslam coğrafyasının bakışı budur. Bize insanların, Müslümanların bakışı bu. Biz bunu üzerimize alalım ya da almayalım. Yokmuş gibi davranalım ya da davranmayalım. Bizim hakikatimiz budur. Bu bir ödevdir. Bu bir görevdir. Bu bir sorumluluktur. Bu daha güçlü olma konusunda ve oradaki zulümleri kaldırma konusunda yüksek bir motivasyondur.
Benim için böyledir. Üçüncü sebep budur. Orayla bizim kültürel bağlarımız var. Dördüncü sebep, bizim Filistin'de mukaddesatımız var. Bizim inancımız açısından aziz olan mukaddesatımız var. Efendimiz İsra'yı oraya yapmıştır. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gitmiştir. Mescid-i Aksa Filistin'dedir. Peygamberimiz Miraç'a oradan yükselmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 100 küsür bin peygambere orada imamlık yapmıştır. Orayı fethederken pek çok aziz sahabi orada şehit düşmüştür. Bizim için muhterem pek çok peygamber, Kur'an'da zikredilen pek çok peygamberin naaşı, kabri, türbesi, makamı oradadır. Orada bizim mukaddesatımız vardır. Dördüncü sebep budur. Beşinci sebep, biz şöyle zannediyorduk. Mitolojilerin devri bitti, hurafelerin devri bitti. Bilim çağındayız, akıl çağındayız. Her şey bilimin ölçü ve esaslarına göre oluyor. Hiç öyle değilmiş. Bir terörist devletin başındaki bir terörist, narsist Netanyahu çıktı dedi ki, bizim elimizde bir harita var. Bunun adı Arz-ı Mev'ud'tur. Burası Arz-ı Mev'ud'un içindedir. Onun için biz burayı alacağız dedi. Şimdi Google'dan Arz-ı Mev'ud yazarsanız, görsellere basarsanız bir harita çıkıyor karşımıza. Bu haritada Anadolu'ya doğru yönünüzü dönerseniz sol tarafta Mısır bu haritanın içindedir. Yukarı doğru Lübnan, Ürdün, Suriye, Irak bu haritanın içerisindedir. Elazığ'a kadar Fırat Havzası, Hatay'ın da içinde bulunduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun ve Doğu Akdeniz'in en önemli kısımları bu sahanın, bu haritanın içindedir. Ondan sebep bu mesele bizim de meselemizdir. Şair diyor ki acıdım adama, acıdım yani. Çünkü zavallı kendisinin sırada, sıranın da kendisinde olduğunu hala anlayamamıştı. Acıdım yani. Baksana, diş gıcırdatmalarının bir kısmı da bize. Gözlerini kestirdiklerinin bir kısmında biz de varız. Bakın çok önemli bir, yine görüşüne güvendiğim, isim verebilirim ama gerek yok. Çok önemli bir analizci dedi ki, mesela İsrail bu Arz-ı Mev'ud bağlamında Türkiye'den toprak koparmanın bedelinin ne kadar ağır olacağını biliyor. Onun için o bölgelerde bir paravan terör devleti kurmak istiyor. Çünkü o devleti istediği gibi oynatabileceğini, istediği gibi o devletten toprak alabileceğini biliyor. Arz-ı Mev'ud hayallerini söndürmeden Orta Doğu'da terörü bitiremezsiniz diye bir tespit yapmıştı. Bu 5 sebep, bir boyutuyla insani, bir boyutuyla İslami, bir boyutuyla tarihi, bir boyutuyla hassasi mukaddesatımıza dayalı, bir boyutuyla stratejik bu 5 sebep bizim Filistin meselesine bambaşka bir gözle bakmamızı sağlıyor. Peki ez cümle hülasayı kelam, ne yapmak gerekiyor? Sonuç çıktı. Bugün dışarı çıktığımızda yapmamız gereken şey nedir? Bakın çok sade bir şekilde ifade edeyim. Efendimiz vefat etmeden bize bir mücadele üslubu bırakmıştır. Şerle ve şerliyle, zalimle ve zulümle nasıl mücadele etmemiz gerektiğine dair bir metot vermiştir. Yeni bir şey söylemeyeceğim ama yeni bir yorum getireceğim. Bu salondaki bütün kardeşlerimiz bunu bilir. Efendimiz buyurmuştur ki bir zulüm gördüğünüzde elinizle, o mümkün değilse dilinizle, o da mümkün değilse kalbinizle zalime ve zulme engel olun. Bunu buyurmuştur. Şimdi elle mücadele nedir? 3 noktaya değineceğim. Elle mücadele nedir? Elle mücadele elbette ki aklımıza gelen ilk durum şudur. Keşke imkan olsa gitsek ve oradaki zulme engel olmak için fiili bir aksiyon ortaya koysak. Yakın bir zamanda bu mümkün olur, olmaz, kapılar açılır, açılmaz, imkan doğar doğmaz bunu bilmiyorum. Ama bu fiili olmayacak diye hiçbir şey olmayacak anlamına gelmiyor. Şunu öneriyorum. Benim bugün vereceğim en önemli mesajlardan birisi budur. Her mümin şehit adayıdır. Ve her mümin ölmeden önce yaşarken bir defa bile olsa şehadete niyet etmek zorundadır. Çünkü bu Allah'a imanımızın yapışık cüzüdür yani. İkizidir. Çünkü ayette Allah buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah müminlerden mallarını ve canlarını cennet karşılığında satın almıştır. Bu can Allah'ındır yani. İman ettiğimiz gün biz bu sözü Allah'a verdik. Onun için her mümin şehit adayıdır. Madem ki tehlike bu kadar etrafımızda, madem ki bize de iştah kabartıyorlar, madem ki biz de Arz-ı Mev'ud'un içerisindeyiz, madem ki bir 15 Temmuz yaşadık, madem ki sadece şehitler askerler bizden olmuyor, Mehmetçik'ten olmuyor. Bakın bir sürü bu şehirde 2 tane şehit verdik. Madem ki hepimiz durum böyle, hepimiz şehit adayıyız. Efendimiz buyuruyor ki,
kalbinden bir kez bile olsun şehit olmayı geçirmeden ölen her kişi cahiliye ölümlerinden bir ölüm üzere ölmüş demektir. Gönlümüzde bu duyguyu besleyeceğiz. Bu hassasiyet içerisinde olacağız. Çok somut bir örnek vereyim. Biz Fatiha suresini okuyoruz. 5 vakitte 40 rekatte 40 defa Fatiha suresi okuyoruz. En az hayatımızda. İhtina sırat-ı müstakim diyoruz. Allah'ım bizi sırat-ı müstakime ilet. Dost doğru yol. Kimin yolu? Sırat-ı lezîne enamte aleyhim. Allah'ın kendilerine nimet verdiklerinin yolu. Onlar kim? 4 kişi. Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler. Bu şu demektir. Biz her Fatiha'yı okuduğumuzda şehitlerin yolunda olduğumuzu deklara ediyoruz. Fatiha okumak bir şehadet deklarasyonudur. Buna niyet etmek bir inkılaptır, zihinsel bir inkılaptır. İslam'da buna cihad-ı ekber denir. Her mümin zihninden bu kurguyu geliştirmeli, bu düşünceyi içinde büyütmeli, bu hedefi içine koymalı. Zalimin çeşmesi katran aksada, mazlumun gözyaşı kurutur onu. Çelikten miğferler, zırhlar taksa da Allah'ın azabı eritir onu. Korkuyu korkutup çıkar içinden. Bilensin yüreğin acı çekmeye, şehadet mümine farklı ölümden, ölümü yakanda gezdir gül diye. Bizim bu niyet, bunu öneriyorum, kendime bunu öneriyorum. Bak bir hatıramı da paylaşayım. Dedim ya 20'yi geçti, bu konuşmalar yapıyorum. Bir konuşmadan sonra bir kardeşimiz, sizin bir arkadaşım dedi ki, hocam o kısımdan etkilendim, Allah size de şehadeti nasip eylesin dedi. Ben amin diyemedim yani. Zor mevzu. Çok büyük bir olay. İçimizde böyle bir duyguyu beslememiz, büyütmemiz ve bir karakter özelliği haline getirmemiz Allah için çok kıymetli yani. Bu aksiyonun köküdür, kaynağıdır. Feyiz ve canlılık merkezidir yani. Bir gün sahabeden bir zatı defnediyorlar. Şehit olmuş. Peygamberimiz buyuruyor ki kabrin bir sıtması, bir sıkması vardır. Yani kabir sıkar insanı. Kabirde bir sorgu, bir fitne vardır. Bu şehit kabir fitnesinden de muaftır. Allah onu oradan affetmiştir. Deyince sahabe diyor ki ya Resulallah kabrin fitnesinden de mi şehitler kurtulurlar? Peygamberimiz buyuruyor ki kılıçların onların başının üstünde şakırdaması onlar için fitne olarak yetti buyuruyor Peygamberimiz. Onun için şehadet büyük bir meseledir. Cihad-ı ekberdir. Gönlümüzde bu duyguyu beslememizi ve büyütmemizi öneriyorum, bu bir. İkincisi, Selahaddin Eyyubi madem ki gülmeyi boykot etmiş, ben de bunların beslendiği bütün ürünleri, bütün markaları boykot edeceğim. Kullanmayacağım, almayacağım. Birileri bunu sosyal medyada ahmaklık olarak yaftalasalar da, ticari şöyle bir kanun var. Burada bu işe destek veren firmalar üzerinde İsrail'in bir hakkı var. Yıllık belli bir vergi alma imkanı, bir bağış neyse bir mali çıkarı var. Ve bu mali çıkar orada bir kurşuna dönüşüyor ve o kurşun oradaki mümin kardeşimizin ciğerine saplanıyor. Ben o kurşunu havada yakalayamıyor olabilirim. O kurşunun havalanmasına, bana ait bir kurşunun havalanmasına izin vermeyeceğim. Almayacağım, kullanmayacağım, boykot edeceğim. Bunlara destek veren sanatçılar da boykot edeceğim. Onların videolarına da tıklamayacağım. Bunları hayatımın dışına çıkartacağım. Onların ürettiği kahveyi de içmeyeceğim. Ne gerekiyorsa bunu yapacağım. İkincisi bunu öneriyorum. Boykot çok önemli. Üçüncüsü, bakın biz şimdi şöyle zannederdik. Çok önemli bir bilgiyi paylaşayım. En azından ben şöyle zannediyordum. Selahaddin Eyyubi devletin başına geçmiş. Ey kurmaylarım, ey askerlerim toplanın. Hadi gidiyoruz nereye? Kudüs'ü fethedeceğiz demiş diye düşünürdüm. Öyle değilmiş, biliyor musunuz? Selahaddin Eyyubi'nin devletin başına geçmesi 1174, Kudüs'ü fethetmesi 1187. 13 yıl dişini sıkmış. 13 yıl çaba sarf etmiş. İşte biraz önce ifade ettiğim kaleleri fethetmiş, etrafındaki stratejik noktaları fethetmiş, ordusunu güçlendirmiş, İslam birliğini sağlamış, ne gerekiyorsa elinden ne geliyorsa yapmış. Sıkı Müslüman olmuş. Sımsıkı Müslüman olmuş. Şunu öneriyorum. Bulunduğumuz yer hangi işi yapıyorsak, mesleğimiz ne olursa olsun, gerçek bir Müslüman olacağız. Ve İslam'ı hayatımızın içerisinde bir bayrak direği gibi dikeceğiz yani. Akif merhumun bir sözü var.
Kaç hakiki Müslüman gördümse hep makberdedir. Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir diyor. Yapmamız gereken nedir? Uzun vadede uzun soluklu bir faaliyet olarak. İslam'ı, gökteki İslam'ı bir bayrak direği gibi hayatımızın ortasına dikeceğiz. Mezardaki ölü gibiyiz. Mezardan, üzerimizdeki ölü toprağından silkelenip kurtulacağız. Hangi işi yapıyorsak, hoca hocalığını iyi yapacak. Doktor doktorluğunu iyi yapacak. Memur memurluğunu iyi yapacak. Bulunduğumuz topraklara bir katma değer sağlayacağız. Bu çok önemli. Bu uzun soluklu bir mücadeledir. Bu mücadelenin bizdeki boyutudur. Bu bir hazırlıktır. Peygamber Efendimiz Mekke'de 13 yıl bunun için hazırlandı. 14 yıl, 13 yıl bakın aşağı yukarı tekabül ediyor. Selahaddin-i Eyyubi'nin de bu Kudüs'ün fethi için yaptığı hazırlık bu kadardı. Hazırlanacağız. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. Unutmayacağız. Bu yediğimiz dayağı unutmayacağız. Oradaki payumal edilen ümmetin çocuklarının katledilmiş görüntülerini kalbimizde unutmayacağız. Unutturmayacağız ve unutmayacağız. Bunu bir hayat felsefesi haline getireceğiz. Bakın çok acıdır. İsrail'li bir iş adamı diyor ki bunların boykotunu filan iplemeyin. Bunlar çok önemli şeyler değil. Çünkü Müslümanlar balık hafızalıdır. Unuturlar bir müddet sonra. Ve sen o seni boykot ediyor malını. Sen 10 lirayı 10 liralık malı 5 liraya düşürdüğünde 3 kat fazla alırlar. Siz bunlardan çok korkmayın diyor yani. Şimdi bize yakıştırılan bu. Bu imajı kırmamız lazım. Bakın bir şey söyleyeyim, bunu anlatmazsam eksik kalacak mevzu. Selahaddin-i Eyyubi'nin dedim ya 13 yıl uğraşmış, bak düzeltiyorum. 40 yılı aşkın hayalidir, hülyasıdır. Bütün çabasıdır aslında Kudüs. İslami kaynaklar yanlış hatırlamıyorsam, beni zihnim yanıltmıyorsa İbnül Esir El-Kamil Fit-Tarih isimli eserde anlatıyor. Diyor ki Selahaddin-i Eyyubi daha küçücük bir çocuk. Bülü uçağına girmiş girmemiş ve Kudüs'ün, özür dilerim, Halep olabilir, Halep'in arka sokaklarında oyun oynayan bir çocuk. Oyun oynuyor. Bir marangoz hanenin önünden geçiyor. Bir de bakıyor ki marangoz hanenin içinde bakmaya kıyamayacağın mükemmel bir minber var. Yeni bitirmiş, harika bir işçilik eseri. Bakıyor, bakıyor, bakıyor. Marangozun dikkatini çekiyor. Marangoz diyor ki, evladım sen hiç minber görmedin galiba, bu bir minber yani. Şimdilerde Haçlı işgali altındaki Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın minberidir diyor. Selahaddin Eyyubi çocuk meseleyi anlayamıyor ve soruyor. Diyor ki, diyorsun ki bu minber Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın minberi. Diyorsun ki Mescid-i Aksa işgal altında. Sen bu minberi o mescide nasıl koyacaksın? Ordun var mı? Süvarilerin var mı? Yayın var mı? Okun var mı? Kılıcın var mı? Nasıl koyacaksın? Sen bir marangozsun. Ben bir öğretim üyesiyim. Sen bir doktorsun, öteki bir öğretmen, öteki Kur'an kursu hocası, öteki çöpçü, beriki bekçi, diğeri sağlık memuru. Neysek yani. O da diyor ki ben bir marangozum. Bir sabah kalktım, dedim ki Kudüs işgal altında. Ben bir marangozum, ne yapabilirim? Dedim ve dedim ki Mescid-i Aksa'ya yakışan bir minber yaparım. İşte bu minber o minberdir. Ve diyor ki, evet farkındayım, okum yok, ordularım yok, süvarilerim yok. Bu minberi yaptığım günden beri Allah'a dua ediyorum. Diyorum ki Allah'ım ümmeti Muhammed'in içinden bir civan merdi çıkart da, bir kahramanı çıkart da bu minberi alsın, o mescide koysun diye dua ediyorum. Şimdi Selahaddin Eyyubi bu sözleri dinliyor. Şöyle bir marangoza bakıyor. Sonra yönünü çeviriyor, minbere bakıyor. Ve sonrasında da Kudüs'e doğru, Mescid-i Aksa'ya doğru bakıyor. Ve diyor ki, Allah'a yemin olsun ki bu minberi o mescide ben koyacağım. Ya bu minberi o mescide koyarım, ben koyarım ya da bu yolda bütün ömrümü feda ederim. Ben koyacağım bu minberi o mescide. Bir marangozun yaptığı budur. İyi Müslümanlığın sonucu budur. Davayı dert edinmenin sonucu budur. O minber 1900'lü yılların başında bir Yahudi fanatik tarafından yakıldı. Sonra bizim devletimiz o minberi yeniden simüle etti. Özel bir takım ustalar buldu ve o minberi aynısıyla yeniden yaptı ve oraya koydu. Sanırım hafızam beni yanıltmıyorsa Mehmet Görmez Bey, eski Diyanet İşleri Başkanımız da oraya gitti ve orada bir o minberin üzerine bir hutbe verdi. Bu minberin adı Salahaddin'in mübarek minberidir. Alaaddin'in
sihirli lambasıyla uyutulmuş bir ümmet, Selahaddin'in bereketli minberiyle yeniden uyanacaktır ve dirilecektir. Benim inancım budur. Ve bu inancım tamdır yani. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa bir gün mutlaka. El ile mücadele budur. Dil ile mücadele. Anlatacağız, konuşacağız, söyleyeceğiz. Bu zulmü deşifre edeceğiz. Bakın, şöyle bir hareket de var sosyal medyada. Diyor ki, sen lafla peynir gemisi yürütüyorsun, ancak konuşuyorsunuz. Ancak aksiyon yok, hareket, ancak konuşuyorsunuz. Bakın bir şey söyleyeyim. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin öğretim üyelerinin bulunduğu WhatsApp grubunda bir kardeşimiz, oradaki bir öğretim üyesi arkadaşımız bir paylaşımda bulundu. Oradaki Gazze'de mücadele eden Müslüman kardeşlerimizden birisi bir sesli video göndermiş. Diyor ki, ey Müslümanlar, biliyorum ki kapılar açık olsa, yollar açık olsa geleceksiniz ve bize yardım edeceksiniz. Ama gelemiyorsunuz diye sakın dil ile mücadeleyi bırakmayın. Dil ile şerre mani olun. Burada yapılan zulümleri anlatın. Bir evin reisi ailesinin karşısına koysun, anlatsın. Otursunlar, bir vakit namazı birlikte cemaatle kılsınlar. Baba ellerini açsın, dua etsin, evlatları ve eşi de amin desin. Biz bunun, bu duanın etkisini burada hissediyoruz. Lütfen bizi dualarınızda unutmayın, bizi unutmayın. Buradaki zulmü anlatın diyor. Bir ucu Amerika'da, öbür ucu İngiltere'de. Bakın, insanlar Müslüman olmaya başladılar. Belçika'dayım, 10 gün önce Belçika'da, Brüksel'deydim. Müslüman olan kardeşlerimizden bahsediyor. Orada Müslüman olmuşlar yani. Belçikalılar Müslüman olmuşlar. Müslüman olanların hikayelerini anlatıyorlar bana. Oluk oluk insanlar Gazze'ye bakıp İslam'a giriyorlar. Bir tanesini hiç unutmuyorum. İhtida edenlerden bir tanesinin ifadesi. Geceler boyu sabahlara kadar aradığımı. Dalaylamalara gittim, Tibet'e gittim. Ateizme girdim, deizme girdim, satanizme girdim. Arayıp da bulamadığımı Müslüman olduktan sonra secdede buldum diyor yani. Bakın, deizmin dibini sıyırmış bir kardeşimiz bu yani. Ciğerimiz hoplasın, kalbimiz ürpersin yani. Tony Blair'ın, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın baldızı. Bir ay kadar önce televizyondaydı. Müslüman olmuş, Üsküdar'da yaşıyormuş ve Müslüman olmasının sebebini anlatırken Gazze'deki, Filistin'deki direnişte o insanların metanetine, o insanların dik duruşuna, o insanların sabrına ve teslimiyetine hayran olduğu için Müslüman olduğunu anlatıyor. Bunu anlatacağız. Bu boynumuzun borcudur. Neler yapmadık ki bu vatan için? Kimimiz şehit oldu, kimimiz anlattı. Anlatacağız bunu. Yani Çanakkale'ye katılmadı ama Akif merhum. Çanakkale'yi öyle bir anlattı ki, Çanakkale'yi onun gözüyle izliyoruz biz. Biz bunu göstereceğiz, bütün dünyanın gözünün içine sokacağız. Bundan geri durmak yok. Sözle cihat. İkincisi bu. Üçüncüsü de gönlümüzdeki Filistin'e dair duygularımızın eskimesine, pörsümesine izin vermeyeceğiz. Çarpıcı bir misal vereyim. Bir gün Peygamberimiz sahabeye soruyor. Allah'ın katındaki en eftal amel hangisidir? Sahabeden birisi diyor ki namazdır. Efendimiz diyor ki hayır. Ötekisi diyor ki oruçtur. Peygamberimiz diyor ki değil. Biri diyor ki Allah'ın yolunda cihattır. Efendimiz diyor ki değil. Sahabe artık şaşırıyor. Ya Resulallah, bizi irşad edin. Allah'ın katındaki en faziletli amel hangisidir diye sorduklarında Efendimiz buyuruyor ki el hubbu fillahi vel buğzu fillah. Allah için sevmek ve Allah için öfkelenmektir buyuruyor. Benim kanaatime göre ölçü şudur. Filistin'deki kardeşlerimizin acılarını içimizde hissettiğimiz kadar müminiz. Ve İsrail'e o yaptığı zulümden dolayı buğz ettiğimiz kadar, öfkelendiğimiz kadar Müslümanız. Ne bir gram eksik, ne bir gram fazla. Şimdi ben bu konuşmanın sonunda Abdurrahim Karakoç merhumun çok sevdiğim bir şiirini okuyarak bitiriyorum. Çok özel ibretler hissediyorum, çok özel tavsiyeler ve aynı zamanda teselliler hissediyorum o şiirde. Onu okuyayım, onunla da bitireyim. Diyor ki Karakoç merhum, unutma tez geçer zulmün ezası. Sabretmeyi bileceksin, tamam mı? Yiğide ar değil bahtın kazası, Hakk'a teslim olacaksın, tamam mı? Geri dönmek yoktur güneş doğmadan, rahmet nuru karanlığı boğmadan, hakikat yolunda boyun eğmeden, gerekirse öleceksin, tamam mı? Yenilir mi inanmışın imanı? Böyle bir imanın yoktur gümanı.
İnşallah başlarsa hesap zamanı haklarından geleceksin, tamam mı? Yolumuz her daim Allah yoludur. Bu yoldaki ölüm oğul malıdır. Hak, haklının en mukaddes malıdır. Vermezlerse alacaksın, tamam mı? Çevirmez ahını Allah öksüzün. Pek basittir devrilmesi köksüzün. Her kim olsa haksızlığı haksızın suratına çalacaksın, tamam mı? Yalana hayır de, gerçeğe evet. Mücadele şarttır, kalsan da tek fert. Bir de ötesi var buranın elbet. Nasıl olsa güleceksin, tamam mı? Nasıl olsa öleceğiz, tamam mı? Öldükten sonra inşallah asıl o zaman güleceğiz, tamam mı? Allah zalimin yaptığı yanına kar kalmasın ve yarına kalmasın diye Allah bize zalimden hesap soracak bilinci, gücü, farkındalığı ve kudreti nasip eylesin. Arif Nihat Asya merhumun ifadesiyle besmele yine ekmeğimizin bereketi olsun. İki cihanda aziz ümmet, Muhammed ümmeti olsun. Allah Gazze'li kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Bize de onlara yardım edecek bilinci ve kudreti en yakın zamanda nasip ve müyesser eylesin. Dua edelim. Ben de dua bekliyorum. Kardeşlerimize de dua edelim. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. El Fatiha. Temas Salavat.